Beyi veyahut da hanımı bilmiyorum ama soru geldiği için iki taraftan da alacağız. Eşimi çağırdığım zaman affedersiniz beraber olmak için yanaşmıyor bazı zamanlar. Bu hususta vebali var mıdır demiş. Mesela bu hocam kendi çok yakın akrabalarından birisi yaşıyor. Çağırıyorum diyor, sırtını dönüyor diyor, gelmiyor diyor vesaire diyor mesela. Hanımı için diyordu. Ama aynı şekilde hanımın da bey üzerinde hakkı var mı? Veyahut da bunlar hocam uzaklaştığı zaman bir vebal var mı? Bunu hocam lütfen bir anlatır mısınız? Hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin eşi yani hanımlar için bu ifadeyi buyuruyor. Yolculuk yapacaklar, hazırlanmışlar, arabaya binip gidecekler bir yerlere. Bu durumda dahi olsa, örneğin havalanına gidecekler, yarım saat sonra kalkacaklar. Yani bu şekilde olayı düşünmek lazım. Bütün yolculuk hazırlıkları yapılmış. Bu şekilde dahi olsa beyi diyor davet ettiği zaman beyinin davetine icabet etmesi lazım buyuruyor. Bununla beraber eş sırtını dönüp de kocasının rızası olmadan sırtını dönüp yattığı zaman kocasının rızasını alıncaya kadar melekler diyor o kadına lanet ediyorlar hocam. Bununla beraber de şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde hep yanlış yani özür diliyorum zinanın arttığı söyleniyor. Niçin? Eğer gerçekten hanımlar eşlerine istenilen şekilde sahip çıkarlarsa bir eş ne yapmaz hocam? Sağa sola bu şekilde bulaşmak istemez. Zaten benim evde helalim var. O bana yetiyor der. Allah razı olsun der. Kendini de biraz muhafaza etmeye çalışır. O şekilde yürür. Ama şöyle bir ortamda insanların özellikle bayanların son derece uygunsuz giyim kuşamda kendilerini adeta ortaya koymuş olduğu bir ortamda adam çalışıyor. Ne zor şartlarda helal rızkı eşinin önüne getirirken eğer eş bu hususta ya yorgunum, argınım, yok uykusuzum, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, ben neler yapıyorum diyerek olayı yokuşa sürerek bu şekilde beyni razı etmediği takdirde bu sefer o iş ne yapacak hocam? Eşi tarafından bir tatmin. Tatmin olmayınca kendini bu sefer harama vuracak. Harama vurunca bu sefer Mevla Teala Hazretleri aralarındaki merhameti, sevgiyi kaldıracak. Ondan sonra diyorlar ki biz ne yapamıyoruz? Biz anlaşamıyoruz. İşte biz birbirimizi sevemiyoruz. Bir şöyle bize büyü mü var? Büyü sende. Büyü bozmak sende kardeşim. Adımını atarsan, beynin kalbini mesrur edersen bütün büyü çözülür zaten. Ben burada Derviş Hocam gibi düşünmüyorum. Bu yorumlu bir konu yani fetva vermiyoruz. Tabii, yorumlu. Ben de bir Yani yorum bu yapacağım hatta birazdan. evet şey bir konu değil. Bu hani caizdir, haramdır, helaldir diye bir Kesinlikle zaten beyanat yanaşmıyorsa vermiyoruz. Ben haram canım onu biliyorsun. yani Derviş Hocama şu noktada katılmıyorum. Bence burada sıkıntı kadında değildir yani. Bir ailede bir sıkıntı varsa o sıkıntının kaynağı erkektir. Ama bu yatakta olsun, ama dışarıda olsun, ama giyimde olsun, ama kuşamda olsun. İlk önce erkek kendisine tolerans tanımıştır. Erkek kendisine aynısını yapmıştır. Sonra kadın bakmıştır ki demek bu iş böyle oluyor. Kocasını kendine örnek almıştır. O da öyle yapmaya başlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Bunu böyle bilmek lazım. Onun için bir erkek kadınına yatağını da sevdirtmeli. Ondan sonra geliyorsun sen şimdi mübarek tamam işten yorgun argın geldin. İşte gece hanımından yaklaşmak istiyorsun. Hakkındır. Evet. Şimdi hanımın da evde bir mücadelesi var. Ama bunu yaparken böyle ne bileyim biraz hani karşı tarafa sevdirerek, teşvik ederek adamın şimdi ağzı özür dilerim affedersin yiril yiril derler bizim o tarafta Anadolu'da. Yiril yiril kokuyor. Adamın kendisi kokuyor. Şimdi bu şekilde hanımına yaklaşırsan kadın nazik bir varlık. Bu sefer ne yapıyor seni? Evet. İstem dışı sana bir şeyde bulunuyor yani. Ama gerçekten sen bunu kadına güzel anlatsan bak benim bu senin üzerinde bir hakkımdır. Bunu sevdirsen, bunu yaparken de sevdirsen anlatabiliyor muyum? O yüzden burada sıkıntı erkek tarafındadır. Kadın yoksa doğru yani hiç ortada bir şey yokken kocasına kolay kolay itaatsizlik Evet. yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunu erkek ne yapacak? Ama güzel kokusuyla, güzel yaklaşımıyla, nazik yaklaşımıyla buna erkek yön verecek Anlatacak, yani. idarecilik üretecek. Yani erkek buna yön verecek yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yoksa adam gerçekten yaklaşmasını biliyorsa, gerçekten nazikse, kibarsa, gerçekten böyle güzel kokuyorsa, ağzı güzel kokuyorsa adam şimdi sigarayı içiyor, 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 içiyor. Ondan sonra gel sana bir sarılayım. Yok ya. Melekler kaçıyor senden. Karı kaçmaz mı ya? Çok ağır oldu ama doğru oldu değil mi hocam?
Hocam ben de ya şunu hocam şey... diyor ki melekler kötü kokudan melekler kaçıyor ya. Melekler senden kaçıyor. Kadın senden kaçmaz mı ya? Melek dayanamıyor sana. Evet. Onun için yani tamam biz hanımlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor ama gerçekten vazifesini yapan erkeğine karşı sırtını dönerse kadın gel. Sen o sırtını tekrar erkeğine dönüp de o erkeğini memnun edene kadar sabaha kadar melek senin başında böyle lanallah lanallahu lek lanallahu lek lanallahu lek sabaha kadar başında böyle Allah sana lanet etsin Allah sana lanet etsin Allah sana lanet etsin ama koca da dediğimiz gibi olacak Yasin hocam. Evet hocam.